Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimizde kat planını tekrar yükseltmeye devam ediyoruz. Pushbolt komutunu alıp duvarları 2.80 kaldırıyorum. Bu şekilde pushbolt'un özelliği olan çift tıklamayla en son yaptığım kaldırmayı, yani 2.80 santimlik bir yüksekliği bu şekilde kaldırmış oluyorum gördüğünüz gibi. Siz farklı bir yükseklik yemediğiniz sürece pushbolt'un en son yaptığı yükselti havzasında bitiyor. Bu şekilde bir dakikalık bir sürede kat planını çıkarmış oldunuz gördüğünüz gibi. Şu kısımlar pencere kısımları. Bunları yukarıdan aşağıya doğru bir kiriş mesafesi bırakarak, 60 santimlik bir kiriş mesafesi bırakarak tekrar aşağıya doğru bir pencere kısımlarını belirleyeceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. İsterseniz line ile bu şekilde çizersiniz. İsterseniz de rectangle komutunu alıp bu şekilde yaparsınız. Burada bir çizimde herhalde bir hata olmuş. Tekrar buradan kendi duvarından, çizgisinden hizalayarak devam ediyorum. 140. Bu şekilde rectangle komutunu alarak tekrar push pull komutuyla ileri iterek çıkartıyorum. Bazen bu yüzeyler oluşabilir. Şu çizgilerden dolayı bu çizgiyi tekrar yüzeyi seçip delete butonuyla silebilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Alttaki projeyi görmek için stil kısmındaki X-ray butonuna bastığınızda alttaki kısımları görebilirsiniz. Burada da herhalde bir boydan pencere mevcut. Bunları da ayarlayalım. Çizim bu şekilde devam ediyor. Tabi sizler de örnek bir proje olarak bu şekilde devam edebilirsiniz. Burada 2.20 yapıyorum yüksekliği. Şu şekilde rectangle komutuyla içeri iterek boşaltıyorum gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde buradan çift tıklayarak boşaltmışım yapıyorum gördüğünüz gibi. Bu fazla gördüğünüz çizgileri silebilirsiniz. Şu an için bize zararı yok. Kaplama atımında o kısımları böleceği için yine sıkıntı çıkarmaz ama yine de rahatsız oluyorsanız benim gibi çizimin düzgün gözükmesi açısından, temiz gözükmesi açısından bu şekilde kaldırabilirsiniz. Evet. Yine X-ray butonuna bakalım. Burada bir penceremiz var. Burada bir banyo ve giyinme bölümü var. Aynı olaylar burada da devam ediyor. Şunlar, şurada 60'lık bir yapalım. Rectangle komutuyla tekrar tekrar devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Şekilde. Tekrar kalan yüzeyleri delete butonuyla klavyeden silebilirsiniz. Şurada bir kısımlar var. Bakalım. Evet, burada sürgülü bir kısımlar var. Terasa çıkıyor burası. Arka bahçe. Yine bunları da 2.20 yapabiliriz. Çift tıklıyorum. Kontrol tuşuyla bu kısımlara çoğaltacağım ama tabi ölçeksiz çizim yaptığımız için rectangle ile kapatmak daha mantıklı. Çift tıklayarak açtım. Gördüğünüz gibi. Burada da ne var bakalım. Yine banyo, yatak odası var. Tuvalet. Yine 60 ve 60 olarak bırakıyorum. Burada da 140 yaptım. Şu şekilde gördüğünüz gibi.
Evet. Çok kısa bir sürede kat planını oluşturup pencere ve pencere yerlerini açmış olduk. Ve kapı yerlerini açmış olduk. Çünkü giriş kapısı şu kısım. Daha sonra hazır pencere modelleriyle veya normal bir pencere modeli çizerek hepsine teker teker bunları kopyalayacağız diğer derste. Diğer derste pencere ve çatı kısımlarını oluşturup bitireceğiz. Tabi proje kullandığımız projenin kesit ve görünüşleri olmadığı için ben biraz çatı kısmını uyduracağım kendim. Çizim mantığı olarak daha önceki yaptığımız derslerdeki komutları tekrar etmiş olduk. Diğer son dersimizde görüşmek üzere.